Sultanım nasıl dua etmeliyiz? Sadaka ve duanın kaderdeki etkisi nedir? Kaderdeki etkisi büyük. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Sadakalarınızla hastalarınızı tedavi edin diyor. Çok önemli. Onun miktarı önemli değil. Senin niyetin halisliği önemli. Mesela bu Timur hanım hayatında okumuştum. Bir ara öyle zaferden zafere koşarken birden bir hastalığa yakalanmış. Yataklara düşmüş. Hiçbir hekim doktor çare bulamamış. En iyi hekim diyor ki bir hafta yaşar yaşamaz. Bak. Herkes ağlaşıyor, üzülüyor. Birden Emir Sultan'ı şey Emir Sultan diyorum Timur Hazretleri'ni hep tarihte yanlış tanırlar. Moğollarla onları karıştırıyorlar. İşte Müslüman değildi, şöyleydi, böyleydi. O tarika değerli büyük bir zat. Bak, Emir Sultan Yıldırım Beyazıt'a kızı ondan yardım istediği zaman dedi ki: "Timur zamanın kutbunun duasını arkasına aldı geliyor. Ben bir şey yapamam." dedi. Bak o da ikinci kutup. Aynı askeri sistem gibi. Değil mi? Genelkurmay Başkanı bir emir verince kara kuvvetleri komutanı onu değiştirebilir mi? O da aynı öyle. Bak savaşın neticesine Timur Efendimiz'in bu hadisini hatırladı. Hemen vezirine etrafındakilere emir verdi. Ne kadar fakir varsa doyurun. Evlenme çağına gelmiş gençleri evlendirin. Hastaları tedavi edin. Fakirlere böyle para dağıttı. 15 gün sonra hiç o hastalığa yakalanmamış gibi böyle delikanlı gibi ayağa kalktı. Sadakanın orada karşılığını gördü elhamdülillah. Lise bir işte alma gününde doğmuşuz. Verme gününde doğmadığımız için. Gelsin de diyor nasıl gelirse gelsin. Çok tehlikeli. Vermenin hazına bir varsak O ne bir güzellik de